Haller malem, hani o Greenland filminde vardı ya, bütün telefonlara bir anda acil alarm bir şey geliyor. Diyorsun ki ya ne oluyor, göktaşı mı düşüyor acaba falan diye. Dedim ya nasıl sihirli bir hapmış bu ya, bu kadar böyle Evet. enteresan gelmişti. O yüzden bu insanlar bir de sürekli hareket halinde, sürekli spor yapıyorlar. Ona da Evet. alışamadık. Rahatlar. Sen oradan geçerken içeride yemek yediklerini, oturduklarını, kahve içtiklerini, konuştuklarını, film seyrettiklerini, her şeyi görebiliyorsunuz. Yani görmek istediğin için değil ama gayri ihtiyari bakmış oluyorsunuz yani. Bisiklet 5000 euroya bisiklet var arkadaşlar. Yani daha da fazlası da var da. Herkese selam arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayız. Bugün yine bir sohbet muhabbet videosu çekiyoruz Süreyya Hanım'la beraber. Çok güzel bir konuyla karşınızdayız. Hollanda'ya ilk taşındığımız andan itibaren bize garip gelen Hollanda'nın gariplikleri, daha doğrusu alışmakta zorlandığımız şeyler. Süreyya Hanım'ın listesi kabarık. Süreyya Hanım, ilk sen başla madem. Sen ilk taşındığında sana garip gelen şeyler, ilk alışamakta Evet. zorlandığın şeyler neler bakalım? Şu anda 15 tane madde yazmış bulunmaktayım. Bunlara tabii eşim katılıyor veya katılmıyor bilmiyorum. Ben kendimin ve eşimle birlikte tabii ortak hazırladığımız bir bölüm olmuş olacak. Fakat bana garip gelen, garip geldiği için de alışamadım. Şimdi alışmaya başladığım şeyler. Size de söylemek istedik. Buraya gelenler de bize katılacağını düşünüyorum. Evet. Yorumlarınıza yazarsınız zaten. İlk sen başla dedim ama ilk maddeyi ben söyleyeyim. Hollanda'ya taşındınız ve öyle bir taşındınız an ki taşındığınız ayın ilk pazartesi saat 12'de sakın korkmayın. Siren sesleri çalar arkadaşlar. Ve bütün Hollanda'da, ben öyle biliyorum ya, yani bütün Hollanda'da çalıyormuş bu. Yani ben gittiğim şehirlerde denk geldim. Farklı şehirlerde de olsa. Bu test sirenidir. Yani böyle acil, işte yangın, afet, deprem, artık nasıl oluyorsa sel, yani büyük felaketler için Hollanda'nın böyle bir test sireni vardır. Ve o siren çalmaya başlar. Bilmeyenler bir korkar. Yani ne oluyor İlk diye. Yani biz geldiğimde yaşadık ben de ne çünkü bunu. olmuştu, ne oluyor falan olmuştum Şeyde. yani. Ama sakın korkmayın, paniklemeyin. Bu yıllardır böyle. Ne zaman ilk başladı bilmiyorum. Tarihini araştırmadım açıkçası. Bizim de bir endişemiz oldu. Ya ben aslen İzmitliyim. Depremi çok iyi bilenlerdenim. Yani benden parfüro ya da farklı değil. O da Düzceli. Yani. Yani insan bir siren falan duyunca açıkçası bir ne oluyor ya diyor. Korkutacağım. Evet, korkutucu. Ama sonra alışmaya başladık ve bu hep tekrar ediyor. Hatta şimdi geliştirdiler. Artık trenin yanında telefonlara da böyle bir şey, acil Evet. alarm şeyi geliyor yani. Bir anda Modu. beklenmedik bir şey. Ama panik yapmayın. Test sireni ve test alarmı diyelim biz ona. Diğer bir madde, benim ilk geldiğim zaman ben hep söylüyorum. Yani öyle bir geldim ki kış mevsimiydi. Hollanda'da 19 yılın Evet. yağmayan karı yağmıştı. Yağmayan yağmur yağmıştı. O Sanki kadar çok böyle ilkleri biz yaşıyoruz değil mi? sanki hani bana özel Rabbim tabii ki. Öyle bir soğukla karşılaştım ki arkadaşlar. Sonra en bana tabii garip geleni bir rüzgar, ama öyle böyle değil. Rüzgarı resmen ayaklarımı geri geri itiyor. Ben Evet. ilerleyemiyorum, yürüyemiyorum. O rüzgar içime içime sürekli böyle. Çok garipsemiştim, dedim bu ülke böyleyse eyvah eyvah, ben burada nasıl alışırım? Evet, yani O soğuk, zaman sıkıntılı, bir de nemli bir hava var burada. Bir de rüzgar da nemli. Yani hani eksileri görüyor, kar da göremiyorsunuz. Her zaman da kar olmuyor. İşte bir senin geldiğin seneye denk geldi ama nasibimiz varmış. ve rüzgarla da denk gelince bu nemli rüzgar gerçekten hasta edebiliyor. O yüzden bu insanlar bile sürekli hareket halinde, sürekli spor yapıyorlar. Ona da Evet. alışamadık bu Evet. arada. İşte alışamadığım şeylerden biri rüzgarıydı. Evet, üçüncüsü insan nüfusundan fazla bisiklet. Buna ilk başlarda biz de alışamadık. Hani Hollanda'yı görünce, Hollanda'yı böyle tanıtan videoları izleyince görüyorsunuz. Aslında heveslenmiyor değilsiniz yani. O Çok bisikletle güzel. gezmek, Manzara böyle harika. hele o manzara eşliğinde bisiklet sürmek Evet. falan güzel güzel de, yani bisiklet artık burada bir kültür olmuş. Tamam, o bir iki güzel ama şimdi bakıyorsun çocukları almaya gidiyorsun. Bakıyorsun hep bisikletle gidiyorlar. Her yeri bisikletle gidiyorlar. Biz de Allah affetsin arabayla gezmeye gitmeye alışmışız böyle. Yani keyif artık el Ama keyif. şimdi yani ülkede böyle bir imkan olmadığı Evet. için, her yer çünkü
Öyle güzel bisiklet yolları var ki Murat Bey. Yani ben şaşırmıştım mesela. Bir de dümdüz bir ülke. Ya Yani öyle dünyada en bayır çok bacası bisiklet yok. yolu olan ülke yani. Hem Evet, öyle. şimdi tam kaç kilometre bilmiyorum ama hatta geçenlerde bir haber vardı. Bir 30-40 milyon dolar mı ne bir bütçe ayırmışlar. Hani bisiklet yollarına ya yenilerini ekleyecekler ya da böyle bir Tamirat, yenileyecekler anladığım tamirat, kadarıyla. tamirat. Yani bu konuda Hollanda tartışmasız ya dünyada bir numara diyebiliriz. Bizim kulübemizde 5 tane bisiklet var yani. Hepimizin bir bisikleti var yanında. Bütün ailede Evet. bunlar, daha fazlası bile var değil mi? Elektroniği var, Evet. katlanabilir Ya var, bilmem. elektrikli bisikleti yani bisiklet 5000 euroya bisiklet var arkadaşlar. Yani daha da fazlası da var da yani insan hani bizim araba 1500 euro. Hani fiyatını da söyleyeyim hani sıkıntı yok. Öyle büyük amşağın bir şey değil. Ama yani 5000 euro bisiklet ben böyle ilk duyduğumda bir şok olmuştum hani böyle şey tabelada Onlar için göründe. Ama önemli, normal ve özel alıyorlar ve da ve çok buna da da hani şey severek bunu biniyor. lüks olarak görmüyorlar yani bisiklete Evet. para vermeyi lüks olarak görmüyorlar. Bir sonraki garip gelen parasetamol. Parol işte Türkiye'deki Parasetamol ağrı yani kesici. aynen ağrı kesicilerden. Şimdi baktığımız zaman buraya geldiğimden beri işte rüzgarıydı, oydu, buydu, bir sürü ağrılarımız da oldu. İşte mide ağrısında da tabii çok ağrıdığı zaman parasetamol içtiğimizde olmuştu ama tabii onun ayrı bir şeyi. Ama işte belim ağrıyor, parasetamol, başım ağrıyor, parasetamol. Çocukları götürüyoruz, işte ateş düşürücü Boğaz ağrıyor, parasetamol, boğaz parasetamol. ağrısı parasetamol. Yani dayanılmayacak bir ağrım varsa o anda hemen parasetamol, hafifletici. Dedim ya nasıl sihirli bir hapmış bu ya, bu kadar böyle Evet. enteresan gelmişti. Herkese soruyorum, herkes aynı şey. Önce diyor kendin hani bir parasetamol kullan. Geçmezse eğer sonrasında detaylı araştırmalar şunlar bunlar. Yani Yani garip. aslında sağlık sistemine alışmamız bir nevi aslında O ilk başta hem zaten. garip Hep gelmişti. anlatıyoruz Şey videolar. hani yerimiz ağrınca biz alışmışız ya acile koşmayı. Acil falan zaten gitmek burada öyle bir şey mümkün değil de çok zor yani. Mümkün değil demeyeyim, çok zor. Fakat doktora gittiğinde hani aldığın cevap parasetamol. Önce bir parasetamol iç. Bir 3 gün geçsin. Kimine göre bazen bir hafta. Hala devam ederse ağrıların ha o zaman ikinci aşama. Yani Düşünürüz. parasetamol şey böyle futbol maçındaki baraj gibi böyle. Yani onu geçebilirsen sonra yani Allah şey yapmasın yani Allah var şimdi çoğu hastalıkta da hakikaten Ya dediği ama gibi şöyle de bir şey parasetamolü var. kullanınca geçiyor Bir de yani. ondan da ziyade daha zararsız. Hani yan etkileri daha Evet. az olan bir ilaç olduğu için tavsiye ediliyormuş. Onu da öğrenmiş olduk. Böylelikle bu da dördüncü garip gelen şeydi. Beşincisi arkadaşlar perdesiz evler. Yani başta Hollanda'da. bir garip gelmişti. Hollanda hani hemen hemen hepsi değil ama birçoğu özellikle gündüzleri perdeler yok yani evlerde. İnsanlar gayet rahat içeride hani yaşayanlar dışarıdakiler bizi seyrediyor, bakıyor, görüyor hiç umurlarında değil. Gayet içeride hiç dışarıda dış dünyadan bağımsız bir şekilde rahat yaşıyorlar ve çok rahatlar, şeffaflar. Hani bizim saklayacak bir şeyimiz yok modundalar. Yani bu bize tabii garip geldi. Alışmadık. Yani öyle bir hani biz onlar öyle yapıyor diye öyle yapacak halimiz yok. Sadece hani bizim Türk adetleri yani en fazla gündüzleri Türk kalır. Ama yine de bu mahremiyet vardır. Fakat burada Hollanda'da öğlenleri özellikle hani akşamları birçoğu gene şey yapıyor. Ya perdeleri var Perdeleri var aslında ama. ama gündüzleri açmayı tercih ediyorlar. Yani tamamıyla cam Evet, gayet rahat. perdesiz yani o şekilde kalıyor. Rahatlar. Sen oradan geçerken içeride yemek yediklerini, oturduklarını, kahve içtiklerini, konuştuklarını, film seyrettiklerini her şeyi görebiliyorsunuz. Yani görmek istediğin için değil ama gayri ihtiyari bakmış oluyorsunuz yani. Bu da tabii biraz bizi rahatsız etmişti. Nasıl ya falan böyle. Diğer bir garip gelen şey Hollanda'ya mahsus olan onun drop şekerleri. Drop. Şekerlemesi evet. Meyan kökünden yapılmış ve müthiş seviyorlar. Kendilerine has oldukları için. Biz denedik ama ben anında Ya acı çıkardım. şeker yani Yiyemedim yani. Ya yemeği bırak şeyde hani lezzet bir şey. evet. Garip bir tat ya. Yani böyle tavsiye ederim denemenizi ama yani Yani beğeneceğinizi bilmiyorum. belki şeyden Beğenir gurbetçi misiniz? akrabaları olanlar belki tatmış olabilirler. Bizim hatırlıyorum ben çünkü dayımlar falan gibi iki defa getirmişti o şeyden şekeri. Çünkü Almanya'da da satılıyor. Ama yani yenilecek gibi değil. Fakat bir Hollandalı'nın evine misafir olduğun zaman ya önünüze bir tane basit bir kurabiye verirler ya da bu şekerlemeyi ikram ederler.
Hani size ayıp olmasın diye bir tane yersiniz ama yani çok affedersin de böyle ağzı geviş getirir gibi sürekli çevirir durursun. Ya Yutma da yutamazsın. Alışamadık, alışamamacağız gibi de onlar gözüküyor. zaten farkındalar. Herkes sevmiyor diyor mesela benim şeyim Talkocuğum. Evet. Diğer bir Çiğ balık arkadaşlar. Yani o hepsi yemiyor ama Hollandalıların birçoğu bu şey yapıyorlar yani. Bir kere pazarlara gittiğiniz zaman pazarlarda şey görürsünüz. Bir balık tezgahı vardır. Böyle fast food'dur yani atıştırmalık. Kibelin diye bir balık da evet. vardır. Böyle onu o kızartılmış olanı ama bir de onun bazı Hollandalılar da çiğ balığı yer. Yani o balığın cinsini, ismini falan tam hatırlayamayacağım ama böyle marine edilmiş bir şekilde çiğdir, pişirilmemiş o balığı böyle alırlar ağzından böyle götürürler. Soğan falan vardır, bir sosu falan vardır. Batırırlar, Yani yerler. Ben görünce bu yani sen sadece benim fikri bilmiyorum ya bile gördüğümde yediklerini gördüğümdeki o insan bir tuhaf oluyor değil mi andaki çok görünce? garip geldi bana. Nasıl ya çiğ balık? Tamam belki sosu vardır ne bileyim bir baharatı vardır içine atılan bir şeyler onu daha farklı hale getiriyordur mutlaka ama yani denenir mi bilmiyorum daha dener miyim o gayret o şey olur mu Daha ben de dener miyim derken bilmiyorum denedin mi yani. yoksa? Hayır dener miyim işte şimdi böyle bu kadar şeyden bahsediyorum ama Ben denemem. sonrasında dener mi bilemedim. 8. maddemiz buraya ait olan patat dedikleri patates kızartması. Bildiğiniz patates kızartması. Ama Yani meşhur patatları Hollandalı'nın en meşhur. büyük atıştırmalığı patates kızartması. Yani şimdi ne var bunda diyebilirsiniz. Garip olan şey şu. Yani patates kızartması güzel bir atıştırmalık. Evet Yani ama herkes sever. Çoluk Hollandalılar çocuk gibi hepimiz bizim böyle severiz. gördüğümüz sporu bu kadar seven ve hayatının her devresinde spor yapmayı seven bu insanların hani böyle sağlıksız bir atıştırmalığı çok sevmeleri bana hep garip gelmişti başta. Yani o kadar çok bir Amsterdam'a gittiğinizde görürsünüz böyle bir Amsterdam'da birçok patates kızartması sadece patates kızartması satan böyle atıştırma fast food restoranları vardır ve hepsinin önünde kuyruk vardır. Evet. Ve Hollandalılar da patates kızartmasını özellikle mayonezle yani bu sağlıksız fast food'u yemeyi çok seviyorlar. Ama bir o kadar da spor yapmayı seviyorlar. Ya onu bence o Herhalde kaçamak olarak yakıyorlar mı aynen bilmiyorum kaçamak şeyde. olarak çok da kendilerine şey olarak görmüyorlar. Yani bir o işte hani en büyük lüks Hani bir belki onlar o için. şeyimiz var gibi Yani herhalde. onu da kendilerine lüks görmüyorlar. Bir de şöyle bir şey var. Biz de tattık. Çocuklar çok Evet. istemişlerdi Ama mesela. güzel de yapıyorlar yani Hakikaten patatesi güzel yani yapıyorlar. şimdi bir de üzerine mayonez döküyorlar onlar. İstediğin sos, mayonez ne varsa onları da alanlar var. Aslında Belçika ile Hollanda ikisi şey yapıyor yani Belçikalılar diyor ki bu bize has bir fast food diyorlar. Hollandalılar yok bu bize has diyor. Aralarında Herkes böyle bir şey var ya bir tatlı atışma var. yani güzel bir şey, sahiplenmeye ilgili bir Dokuzuncu şey. olan alışmakta bir yani alışmakta derken deniz seviyesinin altında bir Garip, ülke. garip. Deniz seviyesinin altında bir ülke. Bizim garipsediğimiz derken biraz böyle ilk başlarda taşındığında bir insanda bir endişe olmadı değil. Yani biliyorsunuz şu an dünyanın en büyük gündemi iklim krizi. Krizi. Zaten yavaş yavaş bu hava şartlarının değişmesi, mevsimlerin değişmesini de hissedilir hale geldi biliyorsunuz maalesef. Ve bu konuda en çok kafayı yoran ülkelerden birinde en başında da Hollanda geliyor. Çünkü bu havaların ısınması, sera gazının etkisiyle atmosferin ısınması buzulların çözülmesi deniz seviyesinin yükselmesine sebep olacak. Oluyor da yavaş yavaş. Ve bunda en büyük tehlikeyi Hollanda görecek. Çünkü Hollanda'nın üçte biri aslında deniz seviyesinin altında Evet. olan bir ülke. Ki düşünün en büyük havaalanı 4 metre. Deniz seviyesinin 4 metre altında. Şipol. Ve Nederland kelime anlamı aslında alçak ülke. Yani üçte biri Yani. ülkenin üçte biri deniz seviyesinin altında. Ve denizler gerçekten ciddi şekilde yükselirse ve bu konuda gerçekten Hollandalılar endişe taşıyor. Diğer bir madde, sevgili arkadaşlar, şöyle, burada hakikaten çok fazlaca camlarda kapı önlerinde büyük büyük balonlarla 50. 60. işte 25. şeklinde balonlar görüyorsunuz. Veya işte doğum günü için yani dediğiniz gibi. Bunlar diyorsun hayırdır ne oluyor? Çok özel bir şey mi? Evet. 50. yaş günü. Yine aynı şekilde 25. evlilik Evlilik yıl yıl dönümü. dönümleri. Sonra özel işte bebekler doğduğunda yapılan yine balonlar, partiler. Bizde şey var ya şu baby shower'lar falan şimdi son Onlar artık zamanlarda moda oldu falan zaten onlar ama burada Türkiye'de. da enteresan söylediği gibi partiler veriyorlar. Ama yani bizim alışık olmadığımız tarzda. Yani
50. yıl, bir insanın 50. yaş günü çok önemseniyor. Ve onun Özel. için hani bakıyorsunuz mesela bir evin önünde böyle bir yaşlı bir maket var. Mesela. Almışlar ve maket koymuşlar. Diyorsun ki bu ne? Bir de kocaman 50 var böyle. Yani o evin içinde biri 50. yaşına geldi. Yani büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Ona bir anlam katılıyor. Bazen Kesinlikle 25 özel. yaşı ya şey 25 görüyorsun, 25 yaşıncı yaş günü mü diyorsun ama değil. Yani oradaki evli çiftin 25. yıl dönümünü kutlamak yine yani 25'e kadar gelebilmişler. Anında bir de mesela şey ehliyet. Yani Hollanda Avrupa'da en zor ehliyet alınan ikinci ülke diye biliyorum. Ben bunu iliklerime kadar hissettim. Ehliyet dediğiniz ne Yani olacak canım, ehliyet alırız evet. hemen ne olacak dediğiniz şeyi aslında Evet. kabuslara girdiğiniz sonrasında. Ya ben ÖSS sınavında yani ÖSS mi kaldı bilmiyorum. YKS mi var şimdi bilmiyorum da o kadar stres yaşamamıştım. Hatta bir arkadaş demişti ya sana, işte parti verirsin artık falan hani gibilerine. Eşim en son artık ne partisi canım, ehliyet dediği nedir, alınır falan. Sonrasında Yani hakikaten parti demişti verecek ki vermek lazımmış. trampetle. Yani evet burada ehliyet aldığınız zaman bazı insanlar parti veriyor yani kutluyorlar. Çünkü gerçekten ehliyet almak zor. Ama neden zor? Ya dedik ya en başta bisiklet yolu. Burada trafiğin bir parçası. Ve dikkat etmeniz gereken temel Öncelikler unsurlardan bir çok fazla. tanesi. Yani ben Süreyya Hanım'a da diyorum Allah göstermesin. Yani arabanla bir bisikletliye çarpacağına arabanla bir ağaca çarp daha iyi. Bisikletlilere çok dikkat etmeniz gerekiyor. Ve hani ehliyet sınavında en ufak bir bu konuda ihmalinizi görürlerse anında direkt hadi kardeşim bir daha gir sınava diyorlar. Sen daha olmamışsın diyorlar yani. Evet, çok da önemsiyorlar. Yani gidilmesi gereken 30'la gidilmesi gereken yerde 40'la gidiyorsan Evet. mesela kesinlikle sana o eksi O puanı veriyor. sağdan herhangi bir bisikleti çıkabilir diye dikkat etmen gerekiyor. Yavaşlaman gerekiyor. Yani Bir de bunlar. kör noktalar var. Göremiyorsunuz mesela Omuz gerçekten. bakışı. Yani çok duymuşsunuzdur bu Evet. gurbetçilerden o şeyde Almanya'da da bu var. Yani Avrupa'nın hemen her yerinde bu omuz bakışına dikkat etmen gerekiyor. Bu da ehliyet sınavlarında kalırsınız yani. Omuz bakışını ihmal ettiğinizi hissederse sınavdaki müfettiş. Süreyya Gözünüzü Hanım. korkutmak gibi olmasın ama işte öyle oluyorsunuz. Göre göre Senin de gözünü korkanları. korkutmak gibi olmasın ama. Ben korkuyorum zaten çünkü gördüm, şahit oldum, örneği var. Evet. Kolay değil yani. Diğer bir madde, yani 13. madde. Turuncu. Pardon, 12. maddedeymişiz. Ülkedeki herkesin, Ulusal çoluk, rengi. çocuk, evet, herkesin giydiği ulusal rengi olan turuncu Evet. ve o kıyafetteki insanları görmek. Her doğum işte nasıl diyeyim, özel günlerde, yılbaşlarında. Turuncu böyle kanıksanmış yani insanlar kanıksanmış yani o rengi ve benimsemiş yani kanıksanmış mı benimsemiş doğru Evet. kelime ne bilemeyeceğim. Kanıksamış. Yani milli maçlarda zaten Var. milli takımın zaten forması. Hani bayrakta yok eskiden varmış ama turuncu renk burada Hollanda kralının soyadı Oranje oradan geliyor oradan esinlenerek. Turuncu rengi benimsemiş halkta ve seviyorlar. Bayramlarda böyle her tarafı turuncu renkte Özel, olur. Turuncu evet. kıyafet giyerler, turuncu şapka takarlar. Evlerine turuncu bayraklar asarlar, flamalar asarlar falan. Her taraf turuncuya bürünür. Futbol maçlarında Ama çok. yani Hollanda turuncu benimsemiş ama portakalla Hollanda'nın bir alakası yok arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Diğer bir garipsediğimiz. Kart atmak. Kart atmak. Yani hoşumuza giden, yani ilk gördüğümüzde bize hoş gelen ama alışmakta bir zorlandığımız. Biz taşındığımızda değil mi Süreyya Hanım? Yani komşularımız daha tanışmadığımız halde komşularımız bize böyle hoş geldiniz Hoş diyerekten geldiniz kendi hangi mahallemize. bina numarası falan yazarlar. Biz işte şu binada oturuyoruz. Siz de aramıza hoş geldiniz diye tebrik kartı atıyorlardı. Ama sadece yeni taşındığınızda değil, işte bu sıralar şu an Kerst yani yeni yıl. Yeni yılda da kart atarlar. Ne bileyim hani çok samimiyseniz komşularınızla ve hani sizin bir özel bir gününüz vardı. Az önce söylediğim gibi bir 50. yaş günü ya da ne Doğum bileyim günü. doğum günü vesaire. Onda da kart atarlar, tebrik atarlar. Ya birbirlerine hani kapı komşun da olsa, yan komşun da olsa birbirlerine böyle bir kart atarlar. Yani seni Evet. Yaş önemsediklerini, değer gününde, verdiklerini böyle hissedersin. Yani iliklerine kadar hissedersin ve biz çok cenaze. mutlu olmuştuk. Evet cenazede de. Ve Mesela. bu arada şöyle siz taşındığınız zaman yani Hollanda'ya gelecek olan, taşınmayı düşünen insanlara tavsiyemiz olsun.
bulunduğunuz yerde ya apartmansa apartmandaki diğer komşularınıza ya da bulunduğunuz bir yer ev ise çevrenizdeki komşularınıza kart atıp işte bir kendinizi ufak işte ismim şu binaya taşındım. Aranıza gelmekten mutluluk duyuyorum. Sizinle tanışmak istiyorum. Tanışmak için sabırsızlanıyorum vesaire. Artık böyle bir kısa bir mesajla komşularınıza kart atmanızı tavsiye ederim. Onların da çok hoşuna gider ve çabuk sosyalleşmenize faydalı olur diyorum. Aynen, bunlar hasta olduğunda geçmiş olsun diye bile kart atıyorlar. Evet. Yani ona mesela ilk başlarda garipsemiştik, yani garip gelmişti. Ama şimdi hoşuma da gidiyor gelince. Yani. Çünkü kendileri atıyorlar. Bazen hani böyle kapıya gelip kendileri, mahalledekiler kendileri bizim kapımıza, postamıza atmış oluyorlar. Diğer bir madde, bu da mesela öğrendiğimizde, aa gerçekten mi dediğim, bizde nedir arkadaşlar, Türkiye'de böyle sarılmak vardır ya, hani bir iki üç Selamlaşırken ya da selamlaşırsınız, sarılırsınız 3 kere böyle bir yanak yana, burada da meğer öyleymiş, onu da duymamıştım. Sonrasında duyunca dedim gerçekten mi falan, işte kurstaki hocalarımız, salkoçumuz, akraba ama şöyle arkadaşlarımız, ekstrasını söylemedin. Sarılırken öperlerdi. onlar evet, 3 defa öperler yani üç defa yanaktan yanaktan yana öpüyorlar. Ama bunu tabii çok samimi olduklarına yapıyorlar. yanalı. Biz sadece belki bir kere hani olabiliyor. Burada hani dedim, ha Türkiye'ye benziyormuş yani. Bir yerde garip geldi, bir yerde benzemesi hoşumuza gitti. En azından biz yaptığımızda garipsememiş olacaklar. Varmış çünkü onlarda da. Evet. Son maddemiz. Yani Hollanda'da bir önceki videoda da bahsetmiştik 15. madde. herhalde. Hollanda'da insanlar hani aldıkları bir ürünün hani lüks olmasıyla değil, onu ne kadar ucuza aldıklarıyla övünmeleri. Bize çok garip ama güzel gelmişti. Yani Hollanda Ya insanlar da lükste övünmezler. Lüks ve gösteriş yapmayı sevmezler. lüks alacaksa da indirmeyi takip Tabii ediyor indirimi takip ve ederler. onu yine indirimli aldığı için işte diyor Ben başarılı bunu bu kadar oldum indirimli yani. aldım falan. Yani Evet bunun da yani. övünüyor yani, o indirimi takip İndirim etmesi kaptığı için kaptığı övünürler. için Evet. çok güzel bir Ve şey. bunu da çok ciddi ciddi takip ediyorlar. Hani bir önceki videomuzda anlattığımız gibi buna mesai harcıyorlar. Hele hele emekliler daha fazla otururlar. O Evet. indirimli broşürleri bakarlar. Not alırlar. Hani Geçen şu de ürünler bahsetmiştik. Bir de varmış diye. aynı şekilde ikinci elde hani mağazasında da sizi video çektiğimizde de söylemiştik. Gerçekten ikinci elde de bunlar şey yapıyorlar. Ciddi manada bakıyorsunuz hep Hollandalılar var. Yani niye para vereyim daha fazlasını alayım ki diyor. Yani onun için onun ikinci elini kullanmak çok da fazla gelmiyor ona yani. Evet, Bize ikinci el kültürü biz burada çok mesela yerleşmiş yani. garipseriz. Aa niye canım, param var, İşte şeyim var, Yani git kolay kolay yenisini al. ürünleri çöpe atmazlar. Eğer hani bir kere daha gideri varsa, kullanılabilecek durumdaysa önce satmayı denerler. Hatta bazen gratis yani ücretsiz verirler. Ancak ikisi de Bazen de olmazsa. ikinci eli kendileri götürüyorlarmış Evet. mesela. Hani kullanmadığı eşyaları, ürünleri İkinci ikinci el eli bırakıp. Kringdop denilen bu şey vardı böyle belediyenin iştirakiyle açılmış olan ikinci el mağazaları. Bunlar hani kar amaçlı değil de hayır amaçlı kurumlar. Orayı ararsın. Oradan elemanlar gelir. Eşyana bakar. Hani bunun gideri varsa alırlar ve diyelim. Evet dostlar, bugünlük bizden bu kadar. Eğer keyif aldıysanız, videolarımızı beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olarak bizi desteklemeyi unutmayın diyelim. Ve bu konu hakkında da yorumlarınızı bekliyoruz. Eğer sizin de hani Hollanda hakkında duyduğunuz, gördüğünüz ya da tecrübe ettiğiniz size garip gelen şeyler varsa onları da yorumlarda görmek, okumak isteriz. Yorumlarınızı okuyoruz. Mümkün mertebe hepsini de cevaplamaya çalışıyoruz. Aynen. Bizden bu kadar diyelim. Aynen. Yepyeni bölümlerle tekrardan buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Allah'a Allah'a emanet olun. emanet olun.